İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde yaptığı konuşma siyasette tepkilere neden oldu. Şimdi bir bakalım ne dedi Tunç Soyer? Tam ifadesi şu: 100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Böyle söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Soyer'in tarihi düşman gözüyle yorumladığını söyledi. AK Parti kanadından da Soyer'e tepki mesajları var. Özetle Tunç Soyer, Yunan güçlerine hiç değinmeden Osmanlı'yı hain ilan etmekle suçlandı. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kutlamalarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı konuşmayla tartışma yarattı. 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Tunç Soyer, Atatürk'ün gençliğe hitabesinden yaptığı alıntı nedeniyle Osmanlı'ya hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Soyer'e en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, iflah olmaz bir cahillik ifadelerini kullandı. Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan kutlu veraset zincirinin son halkasıdır. Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de Soyer'e tepki geldi. Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhuriyet'te bizim, Osmanlı'da ifadesini kullandı. Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik. Kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa milletin egemenlik haklarıyla sorunu vardır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Soyer'in konuşmasının İzmir'e hakaret olduğunu savundu. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikretmiyor bile ifadelerini kullanan Dağ, seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun dedi. 9 Eylül İzmir için yeniden doğuşun tarihi. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz sonucunda 9 Eylül'de İzmir Yunan işgalinden kurtarıldı. Şimdi bu yıl başkaydı çünkü 100. yıl dönümünü kutladı İzmir kurtuluşunun. Gün doğdu, meydanında Tarkan sahnedeydi. Aslında Tarkan Cumhuriyet Meydanı yakınlarında kordon boyunda kurulan bir sahnede konser verecekti ama 2 gün önce o sahne çöktü. Bir kişi yaralandı, hatırlıyorsunuz. Konserden vazgeçilmedi. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Coşkunun doruğa çıktığı anlar günlerdir beklenen Tarkan konseri oldu. Bir de baktım ki o da Gündoğdu meydanına kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Ünlü sanatçı Tarkan'ın konserinden saatler önce meydanı dolduran vatandaşlar heyecanla o anı bekledi. Çok gururluyum, çok mutluyum. Kulağımla şahit olduğum için binlerce şükürler olsun. Çok teşekkürler. Çok mutluyuz. Tarkan'ı görmeye geldik. İzmir'imizin 100. yılı çok güzel. İnşallah devamı gelir. Evet, Tarkan'ı çok sevdiğim için mutluyum ve çok heyecanlıyım. 2 saat kaldı artık. Evet. Evet, sabahtan beri bekliyoruz. Buradayız. Çok heyecanlıyız. Oğlumla beraber Tarkan'la eğleneceğiz.
Tarkan sahneye çıktığında yüz binlerce kişi aynı anda coşkuyu yaşadı. Bazıları da evlerinin balkonundan konseri takip etti. Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman içeri girişi durdurmak zorunda kaldı. Tarkan konseri kutlamaların yalnızca bir kısmı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde pek çok kutlama etkinliği vardı. Zafer yürüyüşüyle başladı. Ardından meydanlarda, İzmir semalarında ve denizde de devam etti. Havada, karada, denizde coşkuyla kutlandı. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında binlerce kişi sokaktaydı. Basmane Karakolu önünde başlayan zafer yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. 350 metrelik Türk bayrağı taşındı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kutlamalar kapsamında önce süvarilerin kente girişi canlandırıldı. Türk süvarileri 9 Eylül 1922 sabahı girdi İzmir'e. İlk hedef valilik konağıydı. Şerafettin Bey konağa çıktı, Yunan bayrağını kaldırıp yerine Türk bayrağını göndere çekti. O dakikadan itibaren artık İzmir resmen işgalden kurtarılmıştı. İşte 100 yıl sonra o anlar canlandırılıyor. İzmir halkı 100 yıl sonra bile o anları gururla izliyor. Atlı Birlik Komutanı İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çekti. Daha sonra meydan gençlere bırakıldı. Halk oyunu gösterileri yapıldı. Ege Denizi'nde de İzmir semalarında da kurtuluşun 100. yılı coşkuyla kutlandı. Seyirciler de coşkuya ortak oldu. İzmir'imizin en güzel kurtuluşu bugün, işte 100. yıl kutlu olsun. Ne mutlu, bu Atatürk'ümüz bize bunları armağan etti. Yani İzmir'i bize kazandırdı. Yemin ederim koşaraktan geldim, tek başınayım. Ne diyeyim, çok seviyorum ve Adana Tarsus'tan ablamlara seyrettiriyorum. Açıkçası hani böyle bir günde burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. 100. yıl nice yüzyıllar olsun diyoruz. Bizim de kızımızın adı İzmir, çünkü bizim İzmir sevdamız çok başka. O yüzden onu da İzmir adını koyduk. Polis ve jandarma sahil güvenliğine bağlı helikopterler de gösteri yaptı. Gösteri helikopterlerin selamlamasıyla başladı. Sonra sahil güvenlik denizde kurtarma operasyonu yaptı. İzmirliler gösteriyi sahilden ve evlerinin balkonundan seyretti. Büyük taarruzun 100. yılında ulusun bağımsızlık simgesi olan Afyon Kocatepe'den yola çıkan grup 400 kilometre yürüyerek 15 gün sonra İzmir'e ulaştı. Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliklerinden aldıkları topraklarla Atatürk anıtı önünde 100. yıl anısına ağaç diktiler.